işte konutu hani diyor hani. Bizim köy tek köy olduğu için tabii ki Berçelen güzergahındadır. Ondan sonra köy halkı korktu. Dedi işte bir afet bir durum olursa ne yapabiliriz? Ulaşımdan dolayı. Oysa bizim köyümüz çok güzel. Köyümüz hayvancılık yeridir. Bir alternatif Berçelen yolundan bahsediyorlar. İnşallah o yol açılırsa biz çok güzel olur. Karayolu şefimizle görüştük dün. Davut Bey gönderdi, bize kepçeyi gönderdi. Köy yolu açtı. Bu sabah erkenden hayvanlarımızı yola çıkarttık. Berçelen mahallesinde ahırlar kiralamışız. Kışın orada kalıyorlar hayvanlarımız. Yalnız köyümüzde 4-5 beşçi kalıyor. Şimdi biz Hakkari'ye gittiğimizde onlar geri dönüp merkezden Hakkari'ye köye gelecekler. Yazın özellikle 35-40 hane geliyor. Zaten 45 hanalıktır. Ama 35-40 aile geliyor köye. Tabii camimiz var, okulumuz var. Tabii ki bu yoldan dolayı sıkıntımız var. Erzik'ten bir dere yolumuz var. Onu da Sayın Başvalimiz ilkbaharda 1,5 kilometresi söz vermiş. Bize onu da açacaklar. Biz de bu sıkıntıdan artık kurtuluruz. Bir hafta önce haberlerde hava durumu kötü olur diye köylerin çoğu götürdü. Biz de dedik ki yani az bir yağış olur, sıkıntı olmaz. Ne kadar köyde kalsa daha güzeldir. Çünkü otlatma yeri Hakkari'de yoktur. Mahalledir. Aniden bir kar yağdı. Karayolu şefi kendisi ve elemanlarına teşekkür ederim gerçekten. Hemen bize makineyi gönderdi. Biz hayvanlarımızı bu sabah erkenden yola çıkardık. Şimdi Hakkari'ye iniyoruz. Biz ot buraya bırakmadığımız için merkeze götürmek zorundayız. Kışın zaten durmuyoruz burada kışın. Şimdi burada dursaydık otumuz burada toplayacaktık. Ama burada durmadığı zaman merkeze götürüyoruz. Şehirde evimiz var. Hem şehirde var hem köyde. Her şey zorluktur. Ot veriyorsun zordur. Çoban tutuyorsun zordur. Yani her şey zordur. Ama mecbur ne yapalım? Geçen sene 6 ev kalmıştı. Geçen sene. Bu sene yani. Ama bu sene işte kimse kalmadı. Belkiler kalıyor. Belkiler, sadece belkiler kalıyor.